Eğer hazırsanız dünyayı geziyorum'u büyük kanyonun büyük büyük uçurumlarının köşesinden, yamaçlarından başlatıyoruz. Hemen sosyal medya hesaplarımızı verelim. Facebook adresimiz facebook.com/dünyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise dünyayı geziyor. Merak ettiğiniz köşe büyük kanyondan dünyayı geziyorum başladı. Dünyayı geziyorum da bu hafta önce Gloucester kasabasını keşfetmeye devam edeceğiz. Atlantik Okyanusu'nun kıyısındaki tatil kasabasında denize, plaja, güneşe doymaya çalışacağız. Bisikletle başlayan serüvenimizde yemyeşil tabiata hayran kalarak eşsiz bir deniz müzesine götüreceğiz sizi. Denizlerimizin sakinlerine merhaba deyip onları hissetmeye çalışacağız. Amerika'nın en eski limanından okyanusa da açılacağız. Unutulmaz bir gün batımı bizi bekliyor olacak. Cadılar Şehri Salem'de şimdi de Cadılar Müzesi'ne gidiyoruz. Dünyanın en gizemli şehri Cadılı Salem'de dünyanın en ilginç müzesini görmeye hazır olun. Sadece Massachusetts değil, Nevada'da keşif rotamızda olacak. Las Vegas bizi bekliyor. Artık Nevada eyaletindeyiz ve şu anda Las Vegas şehrindeyiz. Venedik'te değiliz, Las Vegas'tayız. Bakar mısınız? Venedik olduğu gibi taşınmış buraya ve şimdi de karşımıza Paris çıktı. Las Vegas'ın birçok köşesi, ihtişamı sadece dünyayı geziyorum'da olacak. Yine mükemmel bir bölüm bekliyor sizi. Dünyanın en güzel tabiat manzaralarını, doğa manzaralarını görmeye devam ediyoruz. Büyük kanyona doğru ilerlerken Nevada çöllerinin üzerinden geçiyoruz. Bir yaratılış harikası olarak gösterilen, dünyanın en güzel kanyonu unvanına sahip, dünyanın en meşhur kanyonundayız şu anda. Büyük kanyondayız. Ve kanalınızı değiştirmemek üzere sıkı sıkı oturun. Çünkü dünyayı geziyorum başladı. Ve otelimizin ücretsiz bisikletlerini alarak çevreyi artık bisikletle keşfetmeye başlıyoruz. Bisiklet kullanmak çok kolay burada, onu söyleyelim. Her yerde bisiklet yolları var. Şehri bisiklet yolları çevrelediğinden dolayı biz de rahat rahat şimdi püfür püfür bisikletle gezeceğiz. Ben bisikletle keşif yapmaya bayılıyorum, onu söyleyeyim. Özellikle Amerika'da, Avrupa'da bisiklet kullanılabilen ülkelerde bisikletle gezmek en güzeli. Trafiğe takılmadan rahat rahat istediğimiz yerde dura kalka bisikletle keyif yapacağız. Evet, bu arada tabii otelimizin çocuklar için özel kasalı olan bisikleti yokmuş. Ama ben Yakupcan'ı kanguruya taktım, görüyorsunuz. O da özel bir şekilde şu anda bisikletle seyahat yapıyor bizimle birlikte. Tabii yürünebilir eğer istenirse ama bisiklet daha güzel, daha kolay. Her yere ulaşmak bakımından bize birazcık daha hız kazandıracak. Bu nedenle biz bisikleti tercih ettik. Tabii trafik kurallarına uymamız lazım. Sağdan ilerleyeceğiz. Yaya geçitlerine ve tabii ki ışıkları hep kontrol edeceğiz. Bisikletimizle tarihi Gloucester'ı keşfederken rotamıza sahili de alıyoruz. Sahil burada ormanlarla kucaklaşıyor. Bisikletlerimizle gezerken artık yolumuz Gloucester şehrinin kordonuna düştü. Denizin, Atlantik Okyanusu'nun hemen yanındayız. Kilometrelerce uzanan bu güzel kordon gün boyu kalabalık oluyor. Özellikle de yaz mevsimi geldiği zaman insanlar bol bol bu kordonda yürüyüş yapıyorlar. Hemen paralelindeki bu güzel plajlarda da insanlar denizin, güneşin tadını çıkarıyorlar. Bu güzel şehirde gezmenin en kolay yolu bisiklet. Onu söylemek istiyorum. Tabii yürüyerek de güzel geziliyor ama bisiklet biraz daha hızlandırıyor. O yüzden istediğiniz yerde yürüye yürüye, istediğiniz yerde dura dura böyle insanlar burada yaşamlarını sürüyorlar. Plaj gerçekten çok güzel. Yani Gloucester şehri hangi köşesine giderseniz gidin plajlarıyla kendini gösteriyor. İşte mükemmel bir plaj da hemen yanı başımızda. Şehrin birçok noktasında böyle güzel koylar her yerde var. İşte burada da her köşeden denize girilebiliyor. Gloucester şehrinin her köşesinde böyle birbirinden güzel koylar var.
Pedallarımızı çevirdikçe hem doğanın en güzel tonlarını hem de bambaşka plajları, koyları keşfediyoruz. Buranın plajlarını, koylarını gördükçe neden bağımlılık yapan bir tatil merkezi olduğunu daha iyi anlıyoruz. Zaten Gloucester, Amerika'nın en güzel kasabaları arasında yer alıyor. Evet, bisikletimizi park ettik. Şu anda Kordon Bulvarı'ndayız. Kordon Boyu Bulvarı burası. Ama aynı zamanda Balıkçılar Meydanı olarak da isimlendiriliyor, bulvarı olarak da isimlendiriliyor. Tabi tarihte burada balıkçılar yaşam sürmüştü. Bir balıkçı kasabasıydı burası. 1623-1923 tarihleri arasında da burada balıkçılık yapmış ve okyanusa açıldığı zaman hayatını kaybetmiş olan balıkçıların anısına yapılmış olan bir heykel. Balıkçılık o zamanlarda burada çok önemliydi. Çünkü insanlar geçimlerini hep balıkçılıktan sağlıyorlardı. Ve buraya baktığımız zaman hemen bulvarın yanında tabelaların üzerinde de hayatlarını kaybetmiş olan birçok balıkçının ismi yazıyor. Kilometrelerce uzanan bu mükemmel kordon, Atlantik Okyanusu'nun mükemmel sularıyla buluşuyor ama sağ tarafımıza başımızı çevirdiğimiz zaman da çok güzel evler görüyoruz. Tek katlı, iki katlı, kocaman bahçeli, geleneksel Amerikan evlerini görüyoruz. Tam bir Amerikalı Gloucester, onu söyleyelim. Öyle büyük, yüksek bina görmek kesinlikle mümkün değil. Burada insanlar tatil yapıyorlar. Burası bir tatil şehri. Doğasıyla, sakinliğiyle, keşfedilmemiş, ayak basılmamış plajlarıyla ve gür ormanlarıyla tam bir tatil cenneti, onu söyleyelim. Tabii balıkçılık bugün hala yaşatılıyor burada, onu söyleyelim. Şehrin evet büyük bir kısmı artık turizmden para kazanıyor ama balıkçılık da yaşatılıyor. Özellikle de bugün burada yaşayan yereller hobi olarak balıkçılık yapmaya devam ediyorlar. Bu şehrin yaklaşık 30 bin kişilik nüfusu var. Çok büyük bir yer değil. Ama tabii yaz tatili geldiği zaman otellerde boş yer bulmak neredeyse imkansız. Önceden rezervasyon yapıyorlar. Hatta Amerikalılar burada kendi dairelerini, kendi odalarını turistlere kiraya bile veriyorlar. Çünkü çok popüler bir yer burası. Gloucester, sahip olduğu doğal güzellikleriyle, sahilleriyle Massachusetts'in Riviera'sı adeta. Deniz, güneş, tarih ve doğanın uyum içinde bütünleştiği Gloucester, Kuzeydoğu'nun en güzel ve en temiz kıyılarına sahip. Evet, bakar mısınız ya şu güzelliğe? Resmen bir botanik bahçesi. Herkes de bu çiçeklerin fotoğrafını çekiyor. Dikkat çekici bir tabiat var, el değmemiş ormanlar. Ve Amerikalılar gerçekten yaşadıkları yerlere çok iyi bakıyorlar. Yani yerde bir tane çöp bulamazsınız. Yumurta kırsanız yani yiyebilirsiniz yerde. Köpeklerin çiçeklerin arasına girmesi yasak. $50 ceza var. Yani böyle yaptırımlar olduğu için de görüyorsunuz her yer çok düzenli. Her yer tertemiz. İnsanlar bakın şimdi geliyorlar. Hobi olarak bu alanları, parkları kendileri yeşillendiriyorlar. Devletten falan, belediyeden bir şey beklemiyorlar. Kendileri gidiyorlar çiçekçilerden, çiçekleri alıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Kendileri bu yeşillikleri buduyorlar. Çiçekleri kendileri ekiyorlar. Vallahi tebrik etmek lazım. Yani adamlar yaşadıkları yerlere bakıyorlar. Baksanıza, bak bak, ay ne kadar güzel. Kendileri suluyorlar. Vallahi çok hoşuma gitti. Burayı bisikletle gezmek en güzeli ve en keyiflisi. Şu anda şehre gelindiği zaman Gloucester'ın en meşhur köşelerinden biri, birçok turisti ziyaret ettiği, gezdiği, gördüğü en önemli duraklardan birindeyiz. Gloucester Maritime Müzesi'ndeyiz. Burası bir denizcilik müzesi. Neden denizcilik müzesi çok meşhur? Zaten burası Atlantik Okyanusu'nun hemen kıyısında bir şehir olduğundan dolayı deniz, denizcilik, balık, balıkçılık hep bu şehirle özdeşleşmiş durumda. Aslında şehrin tarihi oldukça eskilere gidiyor. Denizcilik, balıkçılık burada 1700'lü yıllardan itibaren yapılmaya başlanıyor. 1700'lü yıllarda
İlk olarak bir balıkçı teknesi yapılıyor ve 1700'lü yıllardan sonra 1880'lerde balıkçılık iyice gelişmiş oluyor ve hatta buradan artık çevre şehirlere, çevreye de balık satmaya başlıyorlar Gloucester şehrinde yaşayanlar. Baktığımız zaman burada balıkçılığı, şehrin tarihini, şehrin geçmişini anlatan birçok eserin sergilendiğini görüyoruz ve aynı zamanda bu müzede bölgede yaşayan balıkların da koruma altına alındığı güzel bir akvaryum bulunuyor. Biz de şimdi hep birlikte bu güzel denizcilik müzesini sizlerle birlikte gezeceğiz. Evet, aynı zamanda buraya gelenler gemiciliği de tecrübe edebiliyorlar. Gemi nasıl kullanılır, dümen nasıl çevrilir? İşte burada bu denizcilik müzesinde bizzat tecrübe edebiliyoruz. Yavrucan, ben de dümeni tutabilir miyim? Hayır, siz arka yerinize oturun. Artık yerlerinize oturun. Yakupcan, burada bakar mısınız? Sanki gemi kullanıyor gibi ortam da o kadar güzel yansıtılmış ki kendimizi geminin içinde gibi hissediyoruz. Dümeniyle, pusulasıyla, her şeyiyle, radarıyla sanki gerçek bir geminin içindeyiz. Yakupcan kaptanımız, biz de artık kaptanımıza uyduk. Ben tabii burayı gerçekten çok sevdim, çok etkilendim. Böyle o zamanlarda tarihteki balıkçı gemileri gibi fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaşmak istiyorum. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise dünyayı geziyor diyorum. Ve Yakupcan'ı da fotoğraflıyorum. Denizcilik Müzesi'nin içinde keyifli zaman geçirdik ama dışı da oldukça keyifli. Çünkü görüyorsunuz müzenin bahçesinde de harika minyatür bir akvaryum var. Şimdi akvaryumdaki balıkları göreceğiz. Aynı zamanda bu balıklara, su canlılarına dokunma şansına da sahip olacağız. Hadi inelim bakalım. Aslında bulunmuş olduğumuz bu akvaryumun yapılma amacı denizleri korumak, hayvanlara sahip çıkmak, doğaya sahip çıkmak amacını taşıyor. Tabi aynı zamanda buraya gelen çocuklar okyanuslarda, sularda yaşayan canlıları da tanısınlar, onları hissetsinler diye dokunabilecekleri özel bir minik akvaryum yapmışlar. Wow! Görüyor musunuz? Kocaman yengeci tuttu. Congratulations! Wow! İnanılmaz. Yakupcan, tutabilir misin sen? Gel bize deniz yıldızını, biz birazcık daha yumuşak bir su canlısı tutalım. Biz de deniz yıldızını anne, tutalım. Tut, 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 tut. Evet, işte biz de şu anda bir deniz yıldızı tuttuk. Okyanusta yaşam süren, hemen buradaki plajlarda yaşam süren canlılar bu canlılar. Evet, attık deniz yıldızını. Rengi çok güzeldi, pembeydi. Nasıldı Yakupcan? Anne, derisi? Bak yepyemiz yengeç tuttu. Evet, yalnız midyenin içine girmiş, deniz kabuğunun içine. Yakupcan, gördün mü? Deniz canlıları işte böyle aslında midyelerde yaşam sürüyorlar. Midyeleri bulduğumuz zaman denizlerden çıkarmamalıyız. Çünkü onlara yuva oluyor bunlar. Gördün mü bu kabuklar? Heyecanlı oldu. Evet, gerçekten çok güzel. Of, very big. Evet ya, bakar mısınız? Normalde okyanuslarda, derinlerde yaşayan istakoz. İşte şu anda görüyorsunuz burada. Avuçlarımızın içinde. Evet, bu tatlı canlıları burada bırakıp biraz da denizlere açılma vakti diyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski iskelesindeyiz şu anda. Burası Gloucester şehrinin iskelesi, marinası. Tarihte gemiler nasıl demirliyorlarsa hala bugün buraya gemiler demirlemeye devam ediyorlar. Ve tarihte burası aynı zamanda tersane olarak da kullanılmış ve bugün de gemiler tarihi tersanelere yanaşarak tamirlerini gerçekleştiriyorlar. Mükemmel bir sahil kasabasındayız. Oldukça tarihi bir kasaba burası. Amerika Birleşik Devletleri'nde balıkçılığın ilk başladığı, balıkçı teknelerinin ilk yapıldığı yerler arasında bulunuyor Gloucester kasabası. Çok güzel bir hava teneffüs ediyoruz. Limandaki tarihi bugüne taşıyan tarihi görünümlü gemileriyle, iskelede yer alan tarihi anlatan anıtlarıyla burası muhakkak görülmesi, gezilmesi gereken yerlerin başında. Gloucester kasabası tarihi ve sakinliğiyle olduğu kadar deniziyle de dikkat çekici ve cezbedici. Huzur, sakinlik, sessizlik arayan turistler burada tekne turlarına da katılmayı ihmal etmiyorlar. Gloucester şehrinin tarihi limanından artık çok daha keyifli dakikalar geçirme vakti diyorum. Çünkü limandan bu tarihi teknelerle açılınarak
Hem okyanusun tadı çıkarılıyor hem de gün batımında mükemmel manzaralar izlenebiliyor. Biz de tam da vaktinde tabii ki de bu fırsatı kaçırmadık. Teknemize bindik ve Atlantik Okyanusu'nun serin sularına açılmaya başladık bile. Bir yanımızda görüyorsunuz müziğimiz var. Turistler de tekneye bindiler. Artık gün batımını buradan seyredeceğiz. Tabii ki okyanusun derinliklerine açılırken bu arada yelkenlerimiz de görüyorsunuz fora. Yelkenleri artık çektik, açtık ve rüzgara karşı güzel güzel yavaş yavaş yol alacağız. Çok seviyorum gerçekten ben tekneyle açılmayı. Hele bir de bu Atlantik Okyanusu'nda olunca daha da güzel oluyor. İşte bir yanımızda müzik, yöresel sakin sakin ezgileri dinleyeceğiz. Ve bu güzel ortamda Atlantik Okyanusu'nda gün batımını izleyeceğiz. Gloucester kasabasında gün batımını izlemek burayı unutulmaz bir hale getiriyor. Buranın en önemli aktivitelerinden biri gün batımını teknede seyretmek. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Sakin bir müzik eşliğinde tur daha da dinlendirici bir hale geliyor. Yolculuğumuzu Amerikan ezgilerinin eşliğinde yapıyoruz. İşte yöresel enstrümanlarla beraber, gitarla birlikte gayet keyifli geçiriyoruz yolculuğumuzu. İşte bu şekilde tarihi Amerikan gemileriyle de mükemmel bir atmosfer oluşturuyor. Yavaş yavaş artık güneş batmak üzere. Yöresel evlerin üzerinden, ahşap evlerin üzerinden, dağların arkasından batacak güneş. Ve şu anda da gerçekten çok güzel dakikalar yaşıyoruz. Dünyada yaşadığım en sakin dakikalardan biri şu anda burada Gloucester kasabasında yaşanıyor. Tabii bulunmuş olduğumuz yer aslında tarihi de bir mekan. Tarihi suların üzerindeyiz. Amerika'nın tarihi çok fazla eskilere gitmiyor ama yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi var bulunmuş olduğumuz bu kasabanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski kasabalarından biri 1600 yıllarda kurulmaya başlıyor. Bugün hala yapıların bir kısmı balıkçılar tarafından kullanılmaya devam ederken bazısı da minik butik otel olarak kullanılıyor. Yavaş yavaş günümüzü aydınlatan güneşe veda ederken bir anda 1 Mart bitiveriyor teknemizde. Davetsiz bir misafir. Tabii burada cipslerin yendiğini görünce hemen kendisi de bu cipslerden payelenmek istedi. Hanımefendinin omzuna konuverdi. Martılar çok evciller görüyorsunuz. Alışmışlar artık buradan hep turistlerden bir şeyler yemeye. Hiç yabancılamadan direkt geldi hanımefendinin omzuna kondu. Gerçekten çok şaşırdım. Fotoğrafını çekeceğim. Gerçekten çok ilginç. Sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor. Turistlerin ellerinde kameralar. Çıktıkları bu tatili ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar. Artık Gloucester şehrine veda edip yeni şehirleri keşfetme vakti. Bu sefer de Boston'a yaklaşık 30 dakikalık mesafede bulunan cadılı Salem kasabasındayız. Cadılar şehri Salem'de, şimdi de Cadılar Müzesi'ne gidiyoruz. Bir şehir cadılarıyla meşhur olur mu demeyin. Belki de şu anda dünyanın en ilginç şehir müzesindeyiz. Evet, müzede de şimdi cadıların olduğu odaya gelmiş bulunuyoruz. Cadılar kimdir diye de bakın zaten soru sorulmuş. Tarih boyunca da hep farklı şekillerde resmedilmiş cadılar. Tabii tarihte de hep cadılar mitolojide de olsun doğaüstü güçlere sahip olan kişi olarak isimlendirilmiş. İşte bir cadı arkamızda farklı farklı otlardan yeri gelmiş, büyü yapmış, yeri gelmiş, ilaçlar yapmış, zehirler yapmış. Cadının kullanmış olduğu bitkileri görüyorsunuz. Burada da zaten
yerini bulmuş. Bugüne baktığımız zamansa cadı figürü elinde süpürgesi, siyah böyle üçgen külahıyla, yeşil rengiyle, yeşil teniyle cadı resmedilmiş durumda. Buraya baktığımız zaman tabii cadının tarihi aslında Avrupa'da çok eskilere gidiyor. Hatta daha da eskilere baktığımız zaman binlerce yıl önce Mısır firavunlarına kadar gittiğini görüyoruz. Tabii İngilizler buraya geliyorlar. İngilizlerin Amerika kıtasına gelmesiyle birlikte cadılık inancı Amerika kıtasına da geliyor. Salem şehrinde doğuyor ve böyle bir olay olunca cadı avına çıkılmaya başlanıyor. Çünkü insanlar korkuyorlar ve cadıları yakalamak istiyorlar. Ve işte bir dönemde Salem şehrinde resmedilen cadıların şekli böyle olmuş. Ormanlarda gezen, elinde çubuğuyla, peleriniyle işte bu şekilde düşünmüşler cadıları. Ve tabii durum böyle olunca buradaki yetkili mahkeme de cadı avına çıkmış. Çünkü kasabadan yükselen sesler inanılmaz bir hale gelmiş. Suçsuz, günahsız, küçük küçük çocuklar hastalanmışlar, yerlere düşmüşler, sara nöbetleri geçirmişler. İnsanlar korkmaya başlamış. Demişler ki ne oluyor bu çocuklara? Doğaüstü güçlere sahip herhalde bunlar. Bunlar bir anda bayılıyorlar, düşüyorlar. Cadı olduğuna inanmaya başlamışlar. Cadı olduğuna inandıklarından dolayı da o suçsuz küçücük çocuklar mahkemece öldürülmüş, idam edilmiş. 19 kişi cadılık şüphesiyle bu topraklarda idam edilmiş. Cadılığın tarihini, Amerika kıtasındaki cadılığın tarihini işte burada Salem şehrindeki bu müzede görüyoruz. Bulunmuş olduğumuz bu salon işte o zamanlarda 1692-1693 yılında cadı mahkemesi olarak kullanılmış. Tabii iyice artık insanlar birçok insanın cadı olduğunu düşünmeye başlayınca buradaki mahkemede olaya el atmak istemiş ve kimin cadı olduğunu düşünüyorsa, kimlerin cadı olduğuna inandıysa onları hemen arkamızda bulunan bu mahkemede yargılamışlardı. Cadı olduğunu düşündükleri, şüphelendikleri kişiler işte hemen burada idam ediliyorlardı. Bir kısmı hemen arkamızda maketleri var. Cadı olduğuna inanılan bir kısım kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişlerdi. İşkence görerek öldürülmüşlerdi. İdam edilmişlerdi ve bu olay Amerika tarihine oldukça ürkütücü bir şekilde geçmişti. Salem şehrinde müze müze gezip ilginç bilgiler öğrenmeye devam ediyoruz. Salem şehrinde muhakkak turistlerin gezip gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sanat müzelerinden biri bulunuyor. Peabody Essex Sanat Müzesi burası ve müzenin içerisinde dünyanın dört bir yanına ait farklı farklı artistler tarafından yapılmış nefis eserler görülebiliyor. Şimdi biz de bu müzeye geldik. Acaba neler göreceğiz? Heyecanla bu müzeye gezeceğiz. Özellikle de İngiltere-Salem arası gidip gelen gemilerin maketleri burada sıra sıra. Baktığımız bu gemi tarihte İngiltere ve Massachusetts arasında gidip gelmiş, İngilizleri buraya taşımış. Bu müzede deniz ve denizcilik konularına çok fazla yer ayrılmış. Bu arada hep gemi resimleri gördük, gemi maketleri gördük. Geminin içine girmeden olmaz. İşte tarihte İngilizlerin buraya geldikleri geminin bir örneği de müzenin içine yapılmış. Görüyorsunuz nasıl gelmişler, hangi mobilyalarda oturmuşlar görebiliyoruz. Çeşit çeşit eserler, cam sanatının en ilginç ve göz kamaştıran hali, ahşap sanatının güzelliği ve estetiği, sedef kalkmalar, çine eserler ve daha nicesi bu müzede gelenleri kendine hayran bırakıyor. Bu arada müzede dünyanın dört bir yanındaki kültürleri görme şansımız da var. Hint artistler sanatlarını yapmışlar, Japonlar, Çinliler derken diğer ülkelerde kendi kültürlerini bu müzede tanıtıyorlar. Amerika'nın Massachusetts eyaletinin Boston şehrini, tarih ve kültür dolu ilçelerini gezdik ama gezimiz burada bitmiyor. Şimdi de ülkenin Nevada eyaletine gidiyoruz. Çöllerden doğan yapay, ışıl ışıl şehir Las Vegas'tayız. Artık Nevada eyaletindeyiz ve şu anda Las Vegas şehrindeyiz. Nevada, Kaliforniya'nın kapı komşusu.
sınır dışı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 7. büyük eyaleti olma özelliğine sahip. Şu anda çöllerin ortasındayız. Çünkü Nevada çölleriyle ve dağlarıyla meşhur. Ama çöllerin ortasında olduğumuza bakmayın. Çünkü paranın vermiş olduğu zenginlikle çöllerin ortasına inanılmaz bir dünya inşa edilmiş. Las Vegas sahip olduğu zenginlikleriyle yılda 5 milyona yakın turist Las Vegas'ı ziyaret ediyor. Tabii inanılmaz bir zenginlik var dedik. Nedir bu zenginlik? Paranın getirmiş olduğu zenginlik. Aslında tarihine baktığımız zaman Nevada çölleri sadece trenlerin geçtiği, kimselerin yaşamadığı bir bölgeydi. Sadece tren istasyonu olarak kullanılıyordu. Ama gümüş bulunmasıyla, zengin gümüş yataklarıyla burası yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Tarihte ilk olarak burada Kızılderililer yaşıyordu, yerli kabileler yaşıyordu. Ama Avrupalıların, İspanyolların bölgeye ayak basmasıyla beraber bölgede İspanyollar yaşam sürmeye başlıyor. Gümüş madenlerini İspanyollar işlemeye başlıyor. Ve ta ki yaşanan Meksika-Amerika savaşlarına kadar bölge İspanyolların hakimiyetinde kalıyor. Ve Nevada ismi de İspanyollardan geliyor. Karlı dağlar anlamına geldiğinden dolayı İspanyollar bölgeye Nevada ismini veriyorlar ve bugün de hala bölge Nevada ismiyle anılmaya devam ediyor. Gümüş yataklarının dışında burası 20. yüzyılın başlarında yavaş yavaş eğlence merkezi haline dönmeye başlıyor. Ve bugün de hala Amerika Birleşik Devletleri'nin eğlence merkezi olarak gösteriliyor Las Vegas. Las Vegas bugün sahip olduğu ihtişamlı otelleri, ilginç mimarileri, eğlence merkezleriyle turistlerin ilgisini çekmeyi başaran bir şehir. Şehrin yaklaşık nüfusu 1,5 milyon ve nüfusun ağırlığı Las Vegas'ta yaşam sürüyor. Ama turistlerin sayısının fazla oluşu sebebiyle bu rakam kat ve kat fazlalara çıkıyor. Gümüş eyalet olarak da anılan Las Vegas bugün hala maden yataklarıyla da önemli bir bölge. Ama daha da önemlisi bölgenin değeri turizmle artıyor. Las Vegas Venedik'i aratmıyor. Venedik'te değiliz, Las Vegas'tayız. Las Vegas'ta Venedik havası almak isteyenler küçük Venedik'e geliyor. Ama gerçekten de Venedik'in sonuna kadar hissediyoruz burada. Bakar mısınız? Gondolları, gondolcuları, yer yer serenat veren gondolcularıyla burası tam anlamıyla Venedik'i bizlere hissettiriyor. Venedik havası alıyoruz şu anda. Meşhur limanda yer alan tarihi sarayıyla. Bakar mısınız? Venedik olduğu gibi taşınmış buraya ve olmazsa olmaz tarihi mekanları, dünyaca meşhur Venedik'in Rialto Köprüsü bile işte şu anda bulunmuş olduğumuz Las Vegas'ın küçük Venedik bölgesine taşınmış. Las Vegas turistler için cazibe merkezi haline getirilmiş. Turistleri buraya çekmek için insanlar çölü adeta işlemişler. İşte biz de şu anda şaşkınlıkla baka kaldığımız Venedik'teyiz. Tamamen Venedik'tekinin aynısı. Bize tarihi gibi geliyor. Ama baktığımız zaman bu tarihi yapıların içine tarihle alakası yok. Tamamen modern teknolojiyle donatılmış inanılmaz bir lüks, inanılmaz bir ihtişam var. Şimdi bu kadar tarihi Venedik dedik ama tarihi bir köşeye bırakalım ve Venedik'in bu güzel binalarının içine girerek teknoloji nasıl donatılmış, nasıl yapmışlar hep beraber görelim. Tarihi yapılarını, tarihi bütün noktalarını Rialto Köprüsü'nü buraya taşımışlar ama içine girdiğimiz zaman tarihten eser kalmıyor. İşte yürüyen yollar var ve insanlar hiç yorulmadan, yürümeden, enerji sarf etmeden gitmek istedikleri yerlere yürüyen yollarla gidiyorlar. Yani burada inanılmaz bir zenginlik var. İnsanlar, turistler sonuna kadar düşünülmüş. Evet, eğlencenin önemli bir kısmı insanları yormamak. Yürüyen yollar, modern hayatlar içinde tarihi hissettiren Las Vegas, şans oyunlarının yasal olduğu bir şehir. Ne yazık ki birçok kişi servetlerini Las Vegas'ta bırakarak hüzünle buradan dönüyorlar. Yılda 40 milyona yakın turistin geldiği şehir, dünyanın en fazla otel odasına sahip şehirleri arasında ilk sıralarda. Ve şimdi de karşımıza Paris çıktı. Paris'in olmazsa olmaz sembolü Eiffel Kulesi. Birebir tıpatıp kopyalanmış ve işte Las Vegas'a gelmiş. Yani gerçeğiyle bunu ayırt etmek gerçekten çok zor. Nasılsa aynı şekilde Eiffel Kulesi'ni buraya getirip koymuşlar. Turistleri Las Vegas'a çekebilmek için Amerikalılar her şeyi yapmışlar.
Palmiye ağaçlarıyla süslü olan bu yolun bir başka köşesi de New York'a, Brooklyn'e çıkıyor. Las Vegas'ın meşhur ana caddesi üzerinde yok yok. Bu şehir gündüzleriyle olduğu kadar geceleriyle de oldukça renkli, ilginç ve çekici. Sokakları 24 saat kalabalık, restoranları 24 saat açık, her yer ışıl ışıl. Geceyi Las Vegas'ta geçirip sabahın ilk ışıklarındaysa Büyük Kanyon için düşüyoruz yollara. Dünyanın en güzel tabiat manzaralarını, doğa manzaralarını görmeye devam ediyoruz. Büyük Kanyon'a doğru ilerlerken Nevada çöllerinin üzerinden geçiyoruz ve Nevada çölleri mükemmel manzaralarıyla bizi etkilemeye devam ediyor. Şu anda da yolumuzun üstüne Mead Gölü çıktı. Mükemmel. Bakar mısınız şu manzaraya? Çöllerin ortasından adeta kendini gösteren bir vaha, rengarenk tepeleriyle, kumlarıyla. İşte Nevada çöllerinin tam ortasında Mead Gölü kendini gösteriyor. Etkilenmemek elde değil. İşte biz de şimdi Nevada çöllerini aşağı aşağı Büyük Kanyon'a doğru, Arizona eyaletine doğru ilerliyoruz. Yolculuğumuz çok güzel geçiyor. İşte böyle olağanüstü bir manzarayla karşılaşınca da sizlere göstermeden geçmek istemedik. Şu anda Nevada'dayız. Amerika'nın en ünlü eyaletlerinden biri. Çölleriyle, tepeleriyle, rengarenk kum tepeleriyle dikkat çeken Nevada çöllerinden Büyük Kanyon bizi bekliyor. Şu anda Nevada eyaletindeyiz. Çöllerle çevrili olan eyalet sanki aydaymışız hissini uyandırıyor bizde. Evet, yavaş yavaş artık yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Hep hayatım boyunca görmek istediğim o dünyanın en büyük kanyonuna doğru birazdan varmış olacağız. Tabii Arizona eyaletindeyiz. Arizona eyaletine girdiğimiz andan itibaren aslında iklim de değişti. Onu söyleyelim. Nevada'da birazcık daha bahar havası yaşanırken artık Arizona eyaletine giriş yaptığımızda karları görmeye başladık. Ve Büyük Kanyon'a doğru yaklaştığımız zaman da artık karlar iyice böyle kendini gösteriyor. Daha da ormanlık alanlar arttı. Yani tabiat tamamen değişti. Nevada çöllerinden yemyeşil bir tabiatın içinde bulduk kendimizi. Arizona eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. büyük eyaleti. Dağları, kanyonları, nehirleri, vadileri, tepeleriyle ünlü olan eyaletin yaklaşık 4 milyon civarında da nüfusu bulunuyor. Şimdi artık Büyük Kanyon Ulusal Parkı'na girmiş bulunuyoruz. Girerken $30 ödedik ve almış olduğumuz biletimiz 7 gün boyunca geçerli. Onu söyleyelim. 7 gün boyunca isteyenler burada kanyon içerisinde kamp yapabiliyorlar. Burada minik minik bungalov oteller var, orada konaklayabiliyorlar. Ya da çıkıp tekrar arabalarıyla geri gelebiliyorlar. Çölleri, ormanları, karlı yolları ardımızda bırakıp baş döndüren bir doğayla karşılaşıyoruz. Nasıl bir doğal oluşum var, Rabbimize tekrar sonsuz şükürler olsun diyoruz. Taşlar, tepeler, kayalar sanki gökyüzüyle birleşmiş gibi duruyor. Dünyanın en büyük, en derin, en geniş, en ihtişamlı kanyonundayız şu anda. Bir yaratılış harikası olarak gösterilen, dünyanın en güzel kanyonu unvanına sahip, dünyanın en meşhur kanyonundayız şu anda. Büyük Kanyon'dayız. Yani namı değer Grand Canyon burası. Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü olan bu Büyük Kanyon Arizona eyaletinde yer alıyor. Ve yaklaşık 470 kilometre uzunluğunda olan bu kanyon oldukça dev bir alanı kaplıyor. Yılda 5 milyondan fazla turist çeken bu kanyonda baktığımız her köşede doğanın mükemmel oluşumunu, mükemmel şekillerini görüyoruz. Tabii kanyonun oluşumu milyonlarca yıl öncesine gidiyor. Baktığımız her köşede yağmurun, suyun, rüzgarın, tabiatın oluşturduğu doğal oluşumları görüyoruz. Ama bu kanyonun arasında yer alan o dev yarıkların oluşmasının en büyük sebebi
Colorado Nehri. Colorado Nehri öyle heybetli, öyle ihtişamlı, öyle güçlü kuvvetli akıyor ki milyonlarca yıldır aşındıra aşındıra işte bu büyük kanyonun yarıklarını oluşturuyor. Yarıkların derinliği yaklaşık 1600 metreye kadar ulaşırken genişliği de 2,5 kilometreye kadar ulaşıyor. Yani dev bir kanyonun içerisindeyiz şu anda. Boşu boşuna büyük kanyon adını almamış burası. Baktığımız her köşede rengarenk kayaları görürken, tepeleri görürken tarihte de aslında ilk insanların burada yaşadıklarına tanıklık ediyoruz. Doğası mükemmel, onu da söyleyelim. Birbirinden güzel ağaçları görüyoruz. Bir yanda güneşi görüyoruz, bir yanda karları görüyoruz. Yani büyük kanyonun tabiatından etkilenmemek elde değil. Yer yer uçurumlar var. Ben de şu anda büyük bir kayanın üzerindeyim. Arkamda inanılmaz bir uçurum var. Şu anda buradan sizlere sesleniyorum. Bu büyük kanyonun ne dev bir kanyon olduğunu sizlere göstermek amacıyla şu anda dev bir kayanın üzerindeyim. Tabii kanyonun duvarları, kanyonun tepeleri, dağları çok büyük. 300 metreye, 500 metreye ulaşan dev dev kayalar var burada. İşte insanlar buradaki bu tabiatı görmek için bu kanyona geliyorlar. Büyük kanyon zaten dünyanın en meşhur kanyonu, en heybetli kanyonu ve muhakkak görülmesi gereken bir tabiat harikası. Şimdi bu kanyonda inanılmaz keşifler yapacağız. Ben bu kanyonu hep görmek istiyordum. Dünyada muhakkak görmek istediğim yerler arasında ilk sıradaydı ve Arizona'ya gelme şansı elde ettik. Milyonlarca yıl önce oluşmuş bu kanyonun en derin vadileri Colorado Irmağı'nın eseri oluyor. Bu eşsiz kanyonda 2 milyar yıllık bir tarih yatmakta. İlginç kaya oluşumlarıyla milyarlarca yılı geride bırakan kanyon mükemmel bir tabiat harikası. İnsan burada ne kadar küçük olduğunu bir kez daha anlıyor. Büyük kanyon Arizona'nın olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin de en önemli simgelerinden. Bugün bazı bölgeleri her ne kadar ulusal park ilan edilmiş olsa da bazı yerlerinde tarihte olduğu gibi yerel yaşamlar sürmeye devam ediyor. Büyük kanyon 24 saat boyu turistik. Günübirlik gelenlerden tutun da burada kamp yapanlara veya otellerde konaklayanlara kadar her türlü ziyaretçi görülebiliyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin ziyaret ettiği mükemmel bir tabiat harikası Büyük Kanyon. Ve şu anda da yanımızda ülkemizden gelen turistlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, beğendiniz mi buraları? Çok güzel, inanılmaz. Gerçekten çok beğendim. Bu kadar zaman gelmediğim için çok üzgünüm ve çok beğendim. Çok güzel. Evet, kesinlikle çok, biz de çok hayran kaldık. Ama bir de sizi burada görünce çok daha mutlu olduk. Çok inanılmaz. Çok sağ olun. Hemen size soralım. Siz neler hissediyorsunuz? Mutluyum böyle bir yere eşimle geldim. Çünkü yaklaşık 7 yıl önce falan tek başıma gelmiştim. Süpersin. O zaman çok hoşuma gitmişti. Çok hoşuma gitti. Evet. Yani dünyada mutlaka görülmesi gereken bir yer diyorum. Kesinlikle inanılmaz yarıklar, inanılmaz bir vadi, inanılmaz büyük tepeler. Yani gerçekten kelimelere sığdırmak mümkün değil. Kesinlikle bu inanılmazmış, evet. İnanılmazmış. Gerçekten süper. Çok teşekkür ediyoruz. Programı seyretmeyi herkese tavsiye ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İzliyorsunuz o zaman. En de nasıl, en de nasıl. Çok izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Instagram'da da takip etsinler. Sizin hikayelerinizi de rastlıyoruz. O da çok hoş oluyor. Çok teşekkürler. O zaman hemen hatırlatayım. Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram adresimiz Dünyayı Geziyor. Yani bizi takip edin, dünyadan haberdar olun. Biz sizlere rehberlik etmeye çalışıyoruz. Aynen, teşekkür ediyoruz. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi gezmeler. Sağ olun.